Günaydın, mutlu sabahlar sayın izleyiciler. Gündem özel programıyla sizlerle birlikteyiz bugün. Bugün günlerden 6 Şubat, Perşembe. Evet, haftayı bitirmek üzereyiz. Gündem yoğun yine. Tabii ki biz de bugün ünlü astroloji uzmanı Sayın Abdullah Abdulaziz ile birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Ülkemizde ve dünyamızda bizi neler bekliyor? 2020 yılıyla ilgili maalesef çok olumlu şeyler söylemedi bizlere. Hem ekonomik açıdan hem de dünya ve ülke geneline bakacak olursak söyledikleri hemen hemen çıkmaya başladı. Geçtiğimiz programda hatırlarsanız salgın hastalıkların yayılacağı, ilaçların bulunmayacağı, bir uçağın düşeceği ve aynı zamanda da seçimlerle ilgili yorumlarda bulundu. Bugün tekrardan bir dünyaya bakacağız ve ülkemizdeki iç siyasetle ilgili açıklamalarda bulunacak bizlere. Efendim, günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın, hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Evet. Yavaş yavaş başladı. Yavaş yavaş sizin söyledikleriniz artık çıkmaya başladı. Ne olacak? Artık bundan daha da kötüsü ne olabilir diyelim? İlk açıldı. Olmasın ki. Yani ilk televizyon bize açıldı. Reportajik Aralık 2019 2020'de gerçekten haritalar çok kötü de sağlık konuda. Yani biz baktım bir virüs çıkacak dünyanın. Yani ilaç zor bulmayacak. Yani ister bir sene, bir buçuk sene hem bu ilaçta yani çok yani sebep var ama sebep yok. Yani hiçbir şey bulmayacak. Doktorlar yani profesörler hayran da ekonomik için esasen Çin bu sene 2020 dünyanın birinci ekonomik daha fazla Amerika ekonomik ama şimdi bu halde aşağıda yani aynı Nijerya gibi bir şey düşecek, ekonomik daha kötü gidecek. Uçaklar yalnız bir uçak değil, daha var uçaklar, yalnız bizim Türkiye'den Allah korusu değil, başka bir memleketler, uzak uçaklar, uzak doğular uçaklar, tehlike var. Bazı uçaklar Suriye'nin savaşın, Irak'ın savaşın, Libya'nın savaşın yanlış bir füzeye gelir. Bu kadar bir yanlışlık var. Yanlış yani. Terörist değil. Düşebilir bu işler. Allah korusun yani dikkatli insanlar. Uçak tehlike şimdi yani. Başladığı tehlikede. Yani bütün firmalar uçak çok iyi. Hiçbir kötü bir firma değil. Ama bazı kaptanlar esasen emekli askerlik bu işler. Sivil beylü değil. Bazı emekli. Yani bir şeyler iniş giriş. Yani bir acemilik var, bir şeyler var. Yani sonuç var, kaderin var. Kaderin Allah yazdı, kader bir şeyler olacak. Geçmiş olsun, acil şifa inşallah, kim yaraladı uçakla. Ama bu kemen hastalık esasen 1400 yıl evvel, 1400 yıl evvel Peygamber Sula yani yemek içme bize gösterdi bile. Ama insanlar gider yılan yer, köpek yer, kedi yer bu işler. Tabii vücudun insan arıştı bu şekiller. Ya başka bir yemek yer muhakkak virüsler, tehlikeler var. Daha şok var bu konuda. Yani Çin yalnız uzak doğu çok fazla. Daha kötü inşallah bizim uzak doğu daha da kötü. Daha kötü bizim tarafın Türkiye'de, Mısır'da, Suudi Arabiya yoktur bu konuda. Daha tehlike bu konuda. İkinci işin bir önemli bir şey oldu. O da çok güzel bir önemli. Londra ekonomik çok güzel düzelmek var. Avrupa Birliği çıktı. Yani aniden bu sarı saçlı başbakan başardı. Çıktı, gezendi. Çıktı, aldı. Şimdi aldı yolunda. Kim oyalık Avrupa yani biz kuşma lazım fazla Avrupa Birliği Türkiye hepsi Avrupa Birliği ne faydası Avrupa Birliği hiçbir faydası yoktur. Londra'da baktım bütün sokaklar hep Moldovyalar, Romanyalar bir şeyler artık kalite bir memleket orijinal ayrıldı. Gerçekten ekonomik hayatında çok başarılı bu ayrılmak çok faydası var arkası bir şeyler var yolunda İtalya ister. İspanya ister, problem çok çıkacak daha var. Ama Londra tek bir başım bile bu sene sonun hem 2021 İskoçya ister başka bir referandum çıkar. Bir gün İskoçya... Ekonomik yönden Londra kötüye gidecek, güzel olacak. Güzel olacak. Yalnız İskoçya referandum ister, bu da ayrılacak. 2021-2022 kesin İskoçya bağımsız bir devlet olacak. İskoçya esasen ekonomik çok iyi. Tamam. Trump mahkemesi o kadar yaptılar, savcılar kurtuldu. Kurtuldu. Yani adam tilki yani adam yani ben tahmin %70 de gene ikinci tur seçim gene kalabilirim bu. Anladın? Bu kabadayı yani bir şey yoktur normal bu.
Bizim Rusya'lı ile Türkiye ilişkili çok kötü olan Rusya'lı hiçbir zaman söz tutmaz. Yani bize zarar. Tek Türkiye ile Rusya arası yani ilişkileri iyi değil. Yani o gösteri çok iyi ama iyi değil. Yani Allah şükür hükümet Türkiye Sayın Erdoğan açık göz. Yani bu Rusya hakikaten yani güvenilmez. Bizim 67 yılında zamanın İsrail savaşı Mısır'da soladı ses beşlemez sabah sabah biz kalktım bütün havalarlar bütün uçaklar bütün aldı bütün topraklar aldı Filistin aldı Gülen Tepesi aldı Sina Yarısı bir 6 saat 8 saat yani o Rusya yüzünde bizim Rusya'nın kaybetti yani güvenilmez bir siyaset Rusya'da tilkiler Rusya ile Amerika'da düşman değil biri tasdik biri ahbab olur tamam. Ama Rusya o için hastalık çok gelecek Rusya'da. Çok var olacak. Rusya'da olacak, saldıracak fazla da. Şimdi geldi bizim tarafında. Bu arada Amerika'da depremlerin, sellerin olacağıyla da ilgili söylemiştiniz. Deprem çok daha gelecek. Deprem selde hem önemli bir şey. Amerika'da vilayet 58 vilayet bir vilayet bağımsız ister. Ayrılacak Amerika. O da 2 yıl içinde kesin bu vilayet bir vilayet bilmez bu vilayette ama biz astrologlar 20 kişi onu hesaplandı. Bu vilayette yani şımarıklık yapacak, ayrılmak ister, ayrılacak, bağımsız olacak. İstemez Amerika federasyon olarak veya ayrılacak. Yani Amerika bir bela çok var ama bu Trump başında ahubara bulur her tarafında. Gönderir Suudi Arabiya, gönderir Yemen, gönderir alır bari. Yani maşallah ustalık bu konuda. Geldi bizim Türkiye'de ekonomik şok var. İbat Allah yardım inşallah düzelmek var. Hem Çin bu turistler, kaç milyon kişi iptal etti turistler. O da çok güzel bir şey. Yani kötü bir şey, güzel bir şey değil, kötü bir şey ama Allah'ın bize... Depremlerle ilgili ne söyleyebiliriz? Depremler benim hiç tahmin alazık da. Hiçbir tahmin alazık, hep tahmin Ege. Ege daha Ege. Gelmedi. Yani Manisa geldi ama daha var Ege, daha var Ege. Hem Bursa. Bizim gurultular, yani Esrük, Bursa, Ege'ler. Ege, İzmir, Manisa, yani bu taraflar var. Ama bu alazık da, yani bu benim... başarmadı değil bu kadarında yani anladım ama daha var bir şeyler var ama Allah şükür temenniler olmayacak bir şeyler yani ikaz varsa insanlar tedbir alacak çok iyi olacak ama kaderine geldi insan yaşayacak ekonomik maaşlar bu ekonomik biraz dengesiz ama ekonomik Eylül'e kadar Türkiye ekonomik çok kötü biz de etkilendi dolar yükselmek 8'e kadar yapabilirim yani bir şeyler var insanlar elektrik, doğal gaz Türkiye bizde daha ucuz her şey. Benzin her şey daha ucuz Türkiye, daha pahalı her şey. Geldi bizim yani bu şekilde. Evet. Geldi bizim Kıbrıs'ta hükümet düşecek kesindi. Kesinlik yani bu seçim, önce seçimden sonra bir şeyler olacak tamam. Yani bir adaylar çıktı. Mantıklı, saygılar, beşin üstünde hep adaylar çok mantıklı, hiçbir mantıksız değil. Ama herkes bir yolun var. Tamam? Ama lazım insanlar bu görecek, görecek kuzluk gibi görecek halkın hangi yol istediğini. Barış ister valla barış istemez valla kalacak bu şekil bir 50 milletvekil gelir gider 50 milletvekil bara cibinde o işler kalır bu şekil 50 seneden sonra ama yani tek bir şey var, tek bir cumhurbaşkanı geldi, bir bitmek ister bir şeyler. Ama hepsi sonra müzakere yapıyor. Müzakere kaç sene müzakere? 50 sene müzakere, daha 50 sene ister, olmayacak bu işler. Bu işler bitti. Bu işler bu sene, kaçten sene bitti esasen yani. Bu sene tamamlanacak. Tamam. Sayın Akıncı bitirecek inşallah. Tamam. Cumhurbaşkanı. Ha. Tek bir şey ben üzüldüm. Yani o baba parti çok yüksek bir parti, çok güzel bir parti, güvenilir. Şey. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın tekrardan seçileceğini iddia ediyorsunuz. Kazanacak. Ama Sayın Mustafa Akıncı, Sayın Ersin Tatar, Sayın Kudret Dağ, hepsi beşinsin, hepsi iyi insanlar. Yanlış anlama. Benim yorum, inanma problem değil. Benim yorum bu. O yorumda keşten defa %62 aldı Sayın Akıncı. Biz de söyledim %61, %62 aldı. Bu defa %65 civarında, 65-70. Çok güzel gider yani bu ikinci tur. Daha fazla gider. Sayın Tatar'la Sayın Akıncı ikinci tura kalacak. Sayın Tatar da Sayın Muharrem İnce gibi olacak. Sayın Muharrem İnce, Sayın Parti Başkan Kılıçoğlu, good Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, uzaklanacak bu partide. Söylenecek diyorsunuz. Etti.
Şimdi Sayın Muharrem İnce ne milletvekil ne parti ne bir şey kaldı. Yani bu işler şimdi bir iki kişi o baba parti soktu Sayın Ersin Tatar, sırf Sayın Ersin Tatar bilir bu partiler. Ben istemez isim söyle, ben uçakta gider İstanbul bir bakan yanında parti aynı partide. Yani bilir bu Sayın Ersin Tatar kazanmak ama hepsi... Peki iç siyasette ne gibi sıkıntılar yaşanacak? Yani baktığımız zaman Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay da aday, Cumhurbaşkanı adayı. Ersin Tatar da, Başbakan Ersin Tatar da aday. Bu arada iç siyasetteki durum ne olacak? Aha, ben söyledim aynı zamanda. Eğer Sayın yani bu dört koalisyonda, dört koalisyon zamanında eğer ayrılmadı, hem bu hükümet çok istikrar, çok güzel gidecek. Ama bu iki koalisyon geldi. Hem zarar halkın parti hem o baba zarar. Yani seçim gelecek. Yani parti başkan kesin kurultay olacak. Seçimden sonra kazanmadı Sayın Ersin Tatar kesin kurultay olacak. Kesin kurultay olacak. Kim ister? 6 kişi ister parti başkan. 6 kişi. Nasıl Sayın Ahmet Kaşif, Sayın Ersin Kuşk hatırladı Allah rahmetlik. Aynı zamanda kavga çekti, problemi çekti. 6 kişi ister aday parti başkan. O olacak. O olacak. Kesin olacak da kurultay olacak. Bu şekilde seçim kemen erken gelecek. Bozacak hükümet ne olacak? Birinci parti olur o baba. Ama 20 tek başına iktidar gelmez ama. Yok öyle 17, bir şey. 18 milletvekili. Kim ikinci parti? İkinci parti CTB hem yeni doğuş partisi. O da gelecek. Hükümet gelecek. Yeni doğuş partisi bilmez. İkinci gelecek, üçüncü gelecek. Ama gene gidecek. Hükümet kesin gidecek. Ama tuvalet bu şekilde artık bu hükümet başka, bu cumhurbaşkanı aday başka. Cumhurbaşkanı o çözümler yolun gitti. Sen görür halkın da şimdi git yaptı. Al internet tepekinde halkın %80, %90 çözüm ister. Bu şey değil, bu problem değil bu halkın da. Ama ben temenniler, ben yanlışlık olabilirim. Kimse güvenmez fazla, ben ne söyledim biz adaylar. Herkes harbi. Yani şimdi başladı yani uzmak istemez veriyor. Şey Başak Burcu Sayın Başbakan Ersin Tatar. Bu durumda. İkinci Olak Burç. Evet. Olak bu durumda dağılmalar ve yıpranmalar yani, yaşayacak. Bırak. Sayın Kudret gene Olak Burç. Tamam. Ya Başak Burç. Yani Kudret Özel. Hepsi iyidir yani ama hepsi bir fark yol var. Hepsi bir fark. Aynı bir magaza var bu renkler, bu renkler. Ama bazı insan istemez bu siyah renk, ister beyaz renk. Ama aynı kaliteler, aynı kumaşlar anlasın. Ama bu şekil değil yani kusur yoktur. Ne milletvekili, ne bakan, ne bir şey Allah'a razı. Hepsi Kıbrıslı, hepsi eğitim var, hepsi tecrübeli. Ama benim yorum yalnız astrolog değil. Ben doktor felsefe okudum, araştırma, yorum yaptı dünyanın kestecilik yaptım. Yani ortada her tarafta yaptım. Afrika'lar, Mısır'da yaptı. Güzel. Şimdilik bu yorumda olacak bu şekilde. Bu şekilde olacak. Ekonomik bizim çok zemmeler, çok sıkıntılar yaşayacak. Bara çok ihtiyaç, bara çok ihtiyaç. Yalnız bu yol barası, ekonomik barası, zemme geldi 150 lira, 150 lira ne yapacak şimdi? Top gaz, mop gaz, elektrik, çok zor. İnsanlar görür sabah gözün ağlar, elektrik fatura geldi, bu da fatura. Zor. Biz de 300 bin nüfus, biz fuzuli masraf var. 50 milletvekili fazla, 28 belediye fazla. Belediyeler de çok sıkıntılı şimdi. Çok yani 28 belediyede 50 milletvekili var. Yani bir mahalle İstanbul biz bir mahalle İstanbul, bu kadar bakanlar, bu kadar milletvekili olmayacak lazım. Biraz tasarruf olacak. Başkan Dernek, başkan bilmez kaç bin, yani bütün Kıbrıs başkan var. Bütün Kıbrıs hepsi başkan var. Anladın mı? Biz de dernek yapacak. Dernek başkan, astrolog başkan dernekli yapacak. Dernek başkan, astrolog başkan dernekli yapacak. Belki biz kazanacak bir seçim bir defa. Şimdi Muazzez Hanım, bırakın bu insanlar inşallah. Herkes iyi doğru yol gidecek. Allah murat verir herkes. Biz de yanlış istemez ama doğru söyledim. Astrolog bu işler olacak. Bu şekilde bu program bugün 6 Şubat ben başka bu seçimde konuda ben bahsetmeyecek tekrar hangi bir program ile Nisan ayına kadar yani biz Nisan şimdi 6 kadar. Unutma 6 Şubat 2020 biz bu programda inşallah 15 Nisan'dan sonra seçimden sonra biz tekrar gösterecek insanlar bizde nasıl yorumda olacak. Evet. Başka adaylar da çıkacak gibi görünüyor. Sayın Sezer Denktaş aday olmadı. Olmaz. Sayın öyle birim yolda Sayın Sibel çıkabilirim de. Bu da bilmez nasıl çıkabilirim. Bilmez nasıl. Sayın Hüseyin Özgürler olabilirim. O da mahkeme bir şey yoktur esasen.
bizde mahkeme olmayacak bir şey. Çekebilir adayı, bir de sonuçta yoktur, gidebilir. Yani ama eğer Hüseyin Özgür var, gidebilir Demokrat Parti. Hüseyin Özgür Demokrat Parti'ye gidebilir. Eski bacanak ayrılmaz hiçbir zaman. Anladım, ayrıldı kadınlar ama bacanaklar ayrılmaz. O işler var bu konuda. Anladım. Sen Serdar gitmez, gitmeyeceksin de. Ama senin Sibel Sibel gözünde var bir yolda. Ama nasihat o şekil çok zor olacak. Yani engel yapacak bir şey, engel olmaz bu şekilde. Ne kadar fazla aday var, ne kadar senin ikinci şans daha var. Ne kadar çok aday varsa şimdi çok fazla kan lazım şimdi halkın parti adam koalisyon o baba kan halkın parti çıkmaz aday ya o baba anlaşır beraber çok güzel olacak anladım yani herhangi erikli hepsi birlik beraber uçu parti kalacak kesin Ersin Tatar %100 alır anladım ama bu işler herkes koltuk lezzetli, koltuk faydası var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Nisan ayından kısa bir süre sonra hükümetin düşeceğini iddia ediyorsunuz. Amam kurultay, ubebe kurultay. Ulusal Birlik Partisi'nin 6 kişi de aday çıkacak. Kesin 6 kişi istekler adayda. Ulusal Birlik Partisi'nden. Bundan sonra ben bilirim kim başbakan olacak ama söylemez. Tamam. Yani o doktor olacak, doktor. Anladım. Esasen bu memleket hep politikalar doktorlar oldu. Doktorlar oldu. Hastane bu. Bir hastane girene de doğum doktor kaldı. 2 hafta doğum yoktu. Doğum doktor yok. Anladım. Ya bir şey Sayın Sucuoğlu'nun olabileceğini mi iddia ediyorsunuz? Sen de illa tahrik edecek benim dediğimde. Tamam. Evet. Sayın Sucuoğlu olur, sen Önal Usta olur. Var yani. Var, genel başkan olarak olabilirler. Evet. Evet, yeniden Doğuş Partisi'nin de parladığını söylediniz. Sayın Erhan Arıklı da bu akrep aralar. Akrep Borç. Politika bir adam, konuşma tarzı, mantıklı görüşme. Yani konuştuğu zaman otur ekranda, ben izledim Mustafa Bey beraber burada program gençliği. Sayın Erhan Arıklı konuştuğu zamanında, göstermez ni sağ ni sol. Yani bir yol orta yol gider. Bu orta yol çok güzel bir şey. Yani erken seçim olursa partisi yükselecek diyorsunuz. Yükselecek. Yani o şimdi gider adayda. Hatta ben konuştum bu konuda. O gider adayı. O bilirim kazanmayacak. Ama ister görecek partisi nasıl yükselme, nasıl güçlü. Anladın mı? Sen de rahat sen erekli, sen de merak etmezsen hukumet gelecek. Ben şimdi söylesem, yani ben arkadaşın değil, sen herkes arkadaşın. İnan benim, bütün politika arkadaş benim. Hiçbiri ben mutaassıf ne aynı Fenerbahçe galatası yoktur bende. Ben kime kazandı? Benim arkadaşım hepsi bir problem değil. Ben şimdi rahat rahat sen erekli al nefeste. Güzel. Bir oy güzel. Yani ilk 3 parti içerisine girebilecek olan bir partidir yeniden Doğuş Partisi. Gidecek. Vekil sayısında da artış yaşayacak. Artışacak tabii. Artışacak. O 4 milletvekili alacak 2 tane halkın parti, alacak 2 tane UBB. Yani alacak biter. Hasan'ın bebek almadı. Üç tane verdi. Diğer partilerden alacak yani diyorsunuz. Yani bir şeyler alacak yani. Alacak var. Rikli, akrep, evet. Borç, mantıklı, söz tutar. Söz tutar. Yani evet, anladın. Buradan bir tekrardan hatırlatalım. Bu bakılanlar gerçekten sayın izleyiciler. Astrolojinin bilimsel olduğunu hep söylüyor Abdullah Abdülaziz. Yani bu ne faldır ne büyüdür. Bir yok. Bilimsel açıklamadır. Ve gerçekten de yorumların neredeyse %95'i de doğru çıkıyor. Yanılma payı da tabii ki mutlaka olabilir ama doğruluk payı vardır. Geçtiğimiz programda söylemişti bizlere, bir salgın hastalık uyarısında bulunmuştu. Virüslerin çoğalacağı, hatta bu virüslerin de devam edeceği, ilaç sıkıntısı yaşayacağız. Biz ülke genelinde de bunun sıkıntısını yaşayacağız. Uçaklar düşebilir uyarısında bulundu ki yine tekrardan öyle bir durum söz konusudur. Ama o dikkat değil ama, kaderim bu. Yani insan bilmez. Uçak burada bu taraflar, bu bölgeler, Türkiye'de, Çin'de, uzak doğuda, Afrika'da. Yani bu kader tek Allah bilirim. Ölüm Allah, tek Allah bilirim. Yani kimse bilmez. Yalnız yorum insan yapar. Deprem bizi korur bu şekilde ama bu deprem nerede olacak? Ben yani hakikaten hep Ege'ler biz konuştu. Ege geldi Manisa'dan. O tamam, biz kurtuldu. Allah şükür geldi. Ama aniden Arazik'de hakikaten ben Risk devam ediyor mu? Alazik değil, risk Alazik değil. Risk Ege bölgesi, risk. Ege bölgesi, deprem. Hem borsa. Ben hakikaten hiç gözüm gitmez. Hem haritalar gerçekten. Bizim burada sağlık konuda
tehlike bir şey yoktur. Yalnız çocuklar bu kış yılları hava, bu hava değişiklik, rutubat, mutubat, bu bebekler, kuşuklar dikkatli, yani kutu bir hastalık değil, dikkatli, sıcaklık var bir şeyler. Yani eğer senin çocuk bir hastalık, sıcaklık var, kureşi gider veya okul gider, iptal, getirme, getirmez bir iki gün tedavi kadar saldırmaz başka çocuklar, çok iyi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Ersin Tatar ve Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı kalacak diyor. Abdullah Abdülaziz ve Cumhurbaşkanı seçimin ikinci turda kalacak ve birinci turda da seçimi Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın alacağını söylüyorsunuz. Ama bir defa daha fazla bu an alacak. Yani onca biz hatırlar gazete bir zaman ben senden röportaj yaptım. Alacak %60-62 oldu. %60 ben tahmin 62 oldu. %65 şimdi, dediniz. Evet, yükselmek var. Yükselme 65-66 var yükselmek. Yani aşağıda gelmez. Bu kadar engel var. Şu engel var alacak ikinci. Ama bu engel de 11 Mart ile 15 Mart. Çok büyük bir engel gelecek. Çok büyük bir yani bazı bölgeler kiliklenecek. Bir şeyler bilmez nerede gelecek. Lefkoşa tarafı bir şeylerde. Ama gene o kazanacak. En fazla oy alır. Magusa'da, İskele'de. Çok fazla oy alır Sayın Akinci'de. Bu konuda. Ama temenniler kimse kızmaz bize. Ben Sayın Ersin Tatar çok severim. Benim bir zemine 9 yıl birlik beraber çalıştı. Bilirim. Sayın Kudret Gurur, Sayın Tufan çok iyi. Hepsi insanlar. Hepsi Demokrat Parti'nin durumu ne olacak? Toplumcu Demokrasi Partisi'nin durumu ne olacak? Onları da böyle birazcık bahsedelim. Demokrat Parti'de Allah şükür baraj kaçar. İkinci parti her zaman, hatırlar her zaman bu partide yani baraj geçer. Geçer. Anladım her zaman. Milletvekili çıkarabilir mi Toplumcu Demokrasi Partisi? Çıkar da bilirim. Ama benim korkar Demokrat Parti. Demokrat Parti Sardar siz zor. Zor. Çok zor. Şimdi Fikret Ataoğlu var. Onu nasıl görürsünüz? Ne sen Fikret Ataoğlu olmaz. Olmaz. Çok zor. O Affet Hanım parti başkan çok iyi olur. Affet Özcan'ın olabileceği iddia edersiniz. Yani ama bilmez. Daha var şimdi. Ama ben söylesem de koalisyon olacak. O üç koalisyon ya iki koalisyon. Ama kesinlik yeni Dur Partisi bu koalisyon var. Kesinlik. Tamam. Yani sen Erikli bana vermedi, ben o bir şeydi, rüşvet vermedi, bir şey sola. Yani bir şey yoktur, tamam. Ben o baba parti için de olabilirim. Yeniden Doğuş Partisi kesinlikle koalisyonda yer alacak istiyor. Sayın Tufan Orhan çok severim, çok mantık, çok genç bir çocuk, çok maşallah. Tufan Erhan. Ama kader bu. Alacak bu en fazla, alacak yani işit olacak, o baba cetebe işit olacak bu seçimde. Bu seçim, hükümet seçim, evet. Şimdi kapatmadı. Önce daha var bir dakika, 10 dakika. Var. Var. Tamam. Şimdi acele bir şey kıza. Koç burcu bu haftalar dikkatli, sıcaklık var, tansiyon var, büyükler dikkatli fazla, sidir fazla. Ama keçeci 15 Şubat'tan sonra daha iyi olacak. Kadınlar, erkekler çok şanslı koç burcu. Bir sürprizler bekler. Boğa burcu çok avhamlı var, çok korkar, gelecek ne olacak? Hepsi bu depresyon başladı 25 Ocak ile 15 Şubat'a kadar. Bu duygusal yapma, bırak her şey kadarın, Allah'ın tut, her şey iyi olacak. Bu aborcu erkekler bir imtihan, Allah yolladı, bir sıkıntı yaşandı. Bir uçağı içinde, keşmiş uçağı içinde. Keşti bu uçağı. İnşallah daha doğru yol gidecek, yanlış değil, güzel gidecek. İş konuda süper. Politika konuda sıfır bir şey değil ama çocuklar bu aborç çok mantıklı, çok iyi olacak. Yalnız kadınlar 30 yaşında, 40 yaşında astım, hafif bir astım var, dikkatli bu konuda. İkizler bu sene sağlık konusu dengesiz ama düzendi artık, çok kötü geçti. Ama 15 Şubat'tan sonra daha rahatlık, evlilik süper ikizler, çok şanslı ikizler evlilik. Yalnız ekonomik biraz sıkıntı yaşayacak. Bu da Haziran ayına kadar bir şey değil. Okunun bedem sağlıklı, hiç önemli değil. Evlilik çok fazla ikizler bu sene. Aşklar mantıklı, her şey iyi olacak. Yengeç burç tatlı yıldızda. Yeşil yıldız, yeşil. Kalbin hep yeşil, her gün aşık. Her gün yani güzel bir şey yani, 24 saat aşk. Kadınlar bu konuda çok fazla aşklar, mantık aşklar. Sabırlı,
duygusal yoktur eski gibi. Hep mantıklı davranıyor yengeç burcu kadınları. Hem umut bekler. Yani mesela bir kadın mesela başka yıldızlar kavga etti kocası ise aklında bir iş bitti. Yok bu yengeç burcu başka bu sabır. Bekler umut var. Aslan burç sekin bu sene zarar evlilik. Biraz zarar ama eğer politikalar tatlı değil sinir yapmaz. Karşı taraf bu evlilik kadın ve erkekler dikkatli. Evlilik hayatın, aşk hayatın biraz dengesiz. Ama salik Allah şükür çok iyi. Maddi durum çok iyi aslan burcu. Evet, aslan burcu sağlığı da maddi durumu da iyi. Biraz evlilikte sıkıntı var ama geçicidir. Geçici tamam. Aslan burcundan sonra Başak burcu. Başak burcu aniden anco çıkacak kalbi. Aniden safra, aniden bir hastalık çıkar Başak burcu. Ama tehlike bir hasta değil. Kendine evham hemen korkar ben. Ölüm Allah'ın tarafından korkma bir şeylerde. Git tedavi ihmal etmeyecek. Çok iyi olacak. Kontrollerini yaptırsın Başak burcu sağlık konusunda. Bütün stresler hepsi sinir yani. Bütün hastalık sinir konuda. Tamam. Erkekler Başak burcu hardilak bu seçim bu şey değil bu sene. Artık 7 sene sonra kazanabilirim Başak burcu bir şey değil. Seçim 5 yıllık sonra. Her 5 yıllık mı? Ama kalmayacak Cumhurbaşkanı bir şeylik. Bu çözüm oldu zamanında başkanlık sistemi olacak, bir şeyler olacak. Bir şeyler var yönde. Türkiye gibi. Türkiye gibi. Sonra program yapacak bugün nasıl aynen, olacak. Evet. Sonra terazi burcu. Terazi burcu bir asıl problem var. İş konuda. İş konuda düşman var. Ya iş kendine iş aldı, bitmedi. Kavga çıkar. Ya kendine borçlar, bankalar veya başka biri tefaciler ödenmedi. Problemi çıkabilir. Ama bu işler Nisan ayına kadar sen de tedbir al. Bu şekilde hem işler ilgilenir. Çok iyi gidecek. Salih mükemmel. Hiçbir zarar yok. Ve aleyhim biri konuşma kapattı ağzında bir laf konuşmaz biri daha iyi olacak. Benim terazi burcu çok meraklı otur kadınlar ben sabahtı. Erkekler daha fazla sever bu işler. Yapma bu konuda. Akrep burcu çok çok şanslı. Şanslı. Çok şanslı. Burcu. Şanslı gerçekten bu sene yani ben sonrasında kuva yay akrep. Çok güzel gider. Güzel hiç korkma. Güzel akrep burcu gider. Evlilik iş hayatın çok güzel. Yalnız erkekler yaşlılar 60 yaşında 70 yaşında bu langar viski ve akrepde içme fazla lini biraz mideler kanama mide var bu konuda dikkatli mideler. Bütün kadınlar erkekler mide dikkatli. Hangi bir yemek rahatsız dikkatli bu konuda. Yay burcu şanslı. Yay burcu şanslı. Yay burcu bu sene maşallah. Açıldı yani açıldı. Yani bir az sıkıntı ama bazı insan aldı erken. Lini yay burcu 3 bulum. 2-3 sene önce çok sıkıntılıydı yay burcu. Çok sıkıntılı. Hatırlıyor musun sizin yaptığınız gibi programlarda? Ama şimdi evet. Açıldı bazı insan sonra ben daha açılmadı. Yahu astrolog 2025'ler 25 Ocak. Başladı yeni sene. Şimdi hatırlar, Çin hazırlar, sürpriz yapar yıl başında olmadı. Anladım. Yeni sene başlar 25 Ocak. Şimdi bazı yay borcu daha almadı şans. Ama var aldı. Alacak. Var alacak ama kesin umut var. Bu da cesaret var. En güzel iş yay borcu bu sene umut var. Allah koydu kalbinde rahatlandı. Sadece düşünmez intikam yapar. Gezendiği zaman o şey intikam yapmaz. Düşün Allah'a teşekkür her şey iyi olacak. Salik mükemmel. Sağlık peki, da güzel yay hiçbir problem yok. Yalnız ekonomik bu da düzelmek. Ama bu da birinci sıra yay borcu bu senede. Oğlak borç maşallah erkekler çok şanslı. Koş, sol, sağ koş. Geçse şanslı. Maddi, manevi, politika, her şey var gider. Yalnız kadınlar olarak borç, tek problem aşkılar çok problem, çok engel var. Ya mesela hatta iki kişi ayarlandı, Eylül ayın düğün yapacak. İki gün önce iptal etti bir düğünde. Ben anlamadım olarak borcu ne geldi mesela bu virüs. Virüs evlilik virüsde. Çok var olarak borcu bugün de. Biri aniden ayrılmak hiç sebep yok. Ama er sabırlı. Güven, kendine güven, kendine, insan kendine güven kazanacak her şey. Yani ben söyle ben, bu benim kimse almayacak. Tuttu elinde, arası kimse almayacak benim elinde. Ölüme kadar kimse almayacak. İnsan güven, kendine güven, her şey kaybetmeyecek inşallah. Ve ben hissedecek, 15 Mart'tan sonra olarak borç, kadınlar, rahatlık. Erkekler 15 Mart'a kadar, 1 Mart'a 15 Mart'a kadar engel var. Çok zor engel ama kurtulacak. Nisan ayın çok artık sene sonuna kadar çok güzel gidecek. Olaktan sonra kova borcu. Kova borcu çocuk gibi oldu. Ben de kova borcu yani evet, anladım. Evet. Yani
Yani ister herkes ilgi, ister şimdi mesela bir gelip mesela ister 100 kişi açar böyle mesela kaçmış olsun. Bilmez ne için, çocuk gibi oldu ya kovaburcu, hepsi kovaburcu. İlgi ister. İlgi ister, ilgi ister yani anladım. Şefkat ister. Şefkat, sevgi ister. Abi, ben de severim bu işler. Tamam. Biri gelir bana sorar, ne şu kadar tamam hadi gel bedava her şey bedava, gel her gün anladım. O şekilde inşallah güzel ama kadınlar kovaburcu biraz psikolog değil, psikiyat bir sorumlular bazı kadınlar. Hamile olmadığı, evlilik bir şeyler, problem bir şeyler. Pis. Hemen umutsuz. Bu umutsuzluğa kapılmasınlar. Kovaburcu erkek umut mu var? Umut da farkı çok büyük farkı bu konuda. Geldi balık burç erkekler düşman var çok. Kıskanç. Yeni başarılı kıskanç. Ama kadınlar balık burç çok evlilik bu sene. Çok. Balık burçları. Çok evlilik bu sene. Hatta aşklar her şey. Maddi durum çok iyi. Çok iyi balık burç. Erkek kadın çok iyi gidecek. İnşallah gelen ay bir farklı olacak borçlar. Artık biz gelen ay dünyanın evet, siyaset konuşacak ama biz Kıbrıs konuşmaz siyaset. Çünkü kimse moralini bozma. Nisan 15'te Nisan seçim 12 mi? 12 Nisan? 20 Nisan değil mi? 20 Nisan. Tam yanlış bir söylemeydim. Evet. Aynı zaman Ramazan ayında biz seçimden sonra konuşacak bu siyaset. Seçimden sonra evet konuşacağız. Bu şey değil. Aynı iki gün Ramazan'da, ikinci gün Ramazan. Ramazan insan ama bak kimse oruç yoktur burada. Bir şey değil. Gidebilir herkes. Evet. Şimdi buradan borçlar bir söyledim. Gene tekrar çok özür sayın adaylar, cumhurbaşkanlar çok özür. Belki ben yanlış. Herkes her dilek çalışacak. Şans, umut al. Ben sizince söyle umut al. Yani benim yorumda nazın sen bana düşman alma. Genç TV düşman alma bu yorumda. Aynı kesteciler bazı yorum yapar. Bu şey değil. Biz de yorum yapar. Tamam. Ama benim yorum biz 15 sene galiba. Biz beraber yapar. Beraberik. Uzun zamandır beraberik. Tamam. Gerçekten yani yorumlar de, da %90. %90-95. Ama belki ben yaşlandı bu defa bir fark. Yok. Siz yaşlandık sonra daha da doğru şeyleri bulmaya başlıyorsunuz. O açıdan da iyi. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Buradan söylemek istedikleriniz var mıdır? Her şey herkes, tamam değil her mi? Dilek, herkes evet, de. Herkes sağlığına dikkat etsinler evet, diyelim. Sağlık dikkat değil edecek. Mi? Evet. Adaylar kuş. Herkes düşünmez. Düşünmez genç TV bu. Çalışacak. Çalışsınlar. Evet. Teşekkür ederiz. Evet sayın izleyiciler bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diyoruz. Hoşçakalın.